Buyurun. Baksana Cagiş, biz seni böyle mi yetiştirdik söyler misin? Neden ona biraz olsun saygı göstermedin oğlum? O adam yaşça hepinizden daha büyük. Belki. Ama o bize hiç saygı göstermedi. Ben neden göstereyim? Cagdiş! Sen unutmuş olabilirsin. Ama ben unutmadım. Bu adam bize çok sorun çıkardı. Bizi tehdit etti. Anandi'nin babasının toprağını aldı. Onları adeta köle olmaya zorladı. O adamın adını duymaktan bile hoşlanmıyorum. Bir de bugün yaptığına bak. Sürekli teşekkür edip duruyor. Cagdiş doğru söylüyor anne. Bu adam her zaman düşmanımız oldu ve burada kalmasına izin mi verdin? Gitmesine izin vermen gerekirdi. Öyle bir adamın evimizde ne işi var anne? Tanrı aşkına, siz ikinizin nesi var? Adamın ne büyük pişmanlık içinde olduğunu görmüyor musunuz? O zavallının haline bakın. Cagdiş henüz genç. Deli dolu çağında. Ama ya sen Basant? Sen artık olgun bir erkeksin değil mi? Bu adam yaptığı kötülüklerin bedelini zaten ödedi. Ve şimdi bu koskoca dünyada yapayalnız kaldı. Onu daha ne kadar cezalandıracaksın? Şunu sakın unutma. O senin baban. Basant! Sen merak etme anne. Abim için Mahavir'in yaptıklarını unutmak ve onu baba olarak kabul etmek hiç kolay değil. Ona zaman ver. Abim anlayacaktır. Sakın gözlerini açayım deme. Gözlerini kapalı tut. Hadi artık söylesene baba. Bana ne aldın? Birazdan kendin göreceksin oğlum. Biraz daha sabret, tamam mı? Ha? Sana göstereceğim. Şimdi gözlerini aç. Bu nedir baba? Oturmaktan bıktın değil mi? Bunun yardımıyla yürüyebilirsin. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Şiyam. Önce doktora mı sorsak acaba? Bu kadar erken yürümesi iyi bir şey mi sence? Bak Sugna.
Boş yere endişe ediyorsun. Oğlum için neyin doğru olduğunu herkesten daha iyi biliyorum. Tamam mı? Varun, yürüyeceksin değil mi? İşte böyle. Hadi bakalım. Gel böyle, gel. Hadi bakalım, hadi. Dikkat et. Evet, tamam tamam. Şimdi iki ucundan tut. Evet, sımsıkı tutacaksın, tamam mı? Ya düşersem? Nasıl düşeceksin ki oğlum? Ha? Annenle baban yanı başında. Günler sonra oğlumuzu ilk kez ayakta görüyorum. Bekle ve gör Sugna. Yakında onu desteksiz yürürken de göreceksin. Hadi Varun. Şimdi yavaşça adım atacaksın, tamam mı? İşte bu şekilde. Aferin sana. Denemeye devam et. Endişelenme, biz yanındayız oğlum. Neden durdun oğlum? Ha? Neden durdun? Varun? Neden durdun Varun? Denemeye devam etmelisin oğlum. Hadi, hadi. Yürümek istemiyorum baba. Ama neden? Varun oğlum. Oğlum. Varun oğlum, ne oldu? Ha? Ne oldu? Annenle ben düşmene izin vermedik değil mi? Seni tuttuk. Ha? Peki neden yürümek istemiyorsun? Ha? Bir daha dene. Ha? Yürümek istemiyorum. Beni içeri götür anne. Neden yürümek istemiyorsun? Tanrı aşkına, görmüyor musunuz? Çocukcağızın ağrısı var. Onu zorla yürütmeye çalışarak acı çektiriyorsunuz. Hadi Sugna. Çocuğu içeri götür. Varun. Hayır. Varun, hayır. Varun. Gel hadi, gel hadi. Ağlama artık. Ağlama, tamam mı? İçeri mi girmek istiyordun? Hadi girelim. Tamam, artık ağlama hadi. Ay, ne oldu bilmiyorum. Az önce çok mutluydu ve bir anda ağlamaya başladı. Varun, ne oldu? Ne oldu tamam, Varun? Şiyan yürümek istemiyor. Zorlama. Hadi içeri tamam, girelim. Tamam, sakin içeri ol. Girelim, hadi canım, içeri hadi, girin. Hadi gel, tamam. Geçtik, geçtik. Tamam, hadi. Geliyorum. Hadi Sumitra, dua etme vakti geldi. Herkesi çağır. Benim, Mahavir. Lütfen şöyle buyur. Kalyan. Ben sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Kalmama izin verdin. Ailenle yakın olmamı sağladın. Bana büyük bir iyilik yaptın. İnan bana. Gerçekten minnettarım. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Senin sayende bu adamın kötü kaderi değişti. Kara bahtı değişti.
ve ben. Yaptıklarım için gerçekten çok pişmanım. Ama en çok pişmanlık duyduğum şeyse ailemden uzak kalmaktı. İnsan bazı şeyleri çok geç anlıyor. Sevdiklerinden ayrı kaldığın zaman onların değerini anlıyorsun. Bak, Kalyani. Şu an benim diyebileceğim hiçbir şeyim yok. Sahip olduklarımı yaptığım kötülükler yüzünden sonsuza kadar kaybettim. Ama yine de küçük bir torunum var. Ve bazı günler onunla zaman geçirmek istersem, onu görmek istersem, lütfen bana izin ver. Çünkü hayatımın geri kalanını bu mutlulukla geçirebilirim. Benden bunu Tanrı'nın huzurunda istedin. Nasıl görmezden gelebilirim? Buna hakkım yok. Buna hayır diyemem. Olmaz. Çünkü Nandu senin torunun. Ve onu görmene neden engel olayım ki? Seni görüyorum, geçmişini biliyorum. Sen eskisi gibi değilsin. Bu yüzden ne zaman istersen, ne zaman gelmek istersen, gelip torununu görebilirsin. Sağ ol. Çok sağ ol Kalyani. Senden bir şeyi nasıl alabilirim? Sahip olduğum her şeyi kaybettim. Ben sadece torunumdan uzak kalmaya, ondan uzak olmaya tahammül edemiyordum. Bu yüzden oraya geldim. İnan kötü bir niyetim yoktu benim, yoktu. Ben artık çok değiştim. Eskisi gibi değilim. Kötü bir niyetim yoktu evlat. Torunumu görmek için gelmiştim. Onu görünce dayanamadım ve içimden sarılmak geldi. Şu anda dünyanın en mutlu adamıyım. Sen bana güvendin Kalyani. Torunumu görmeme izin verdin.
Sana her zaman minnet borcum olacak. Lütfen, lütfen beni affedebilecek misin? Bunu senden çok istiyorum Kalyani. Sevgili yengem. Seni çok iyi hatırlıyorum. Hayatını kocan olmadan büyük bir keder içinde geçirdin. Hep o umutla yaşadın. Bir gün kocan yola gelir. Hatalarını görür de normal hayatınıza dönersiniz umuduyla. Ah, işte o beklediğin gün geldi ve sen bunu görmek için burada değilsin. Yemeğini vaktinde yemelisin. Eğer öğle yemeğini yemezsen benden azarı işitirsin. Basant. Byron, sizinle önemli bir şey konuşmak istiyorum. Söyle anne, nedir? Dün gece... Bilmiyorum ama uzun yıllar sonra dün gece çok iyi uyudum, inanın. Sizler, hepiniz kalmamı istediniz. Bunu söylerken çok içtendiniz. Ve duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. İnanın bu beni o kadar çok mutlu etti ki. Nandu, hadi büyük babanın yanına gel he. Hadi gel oğlum. Git canım. Büyük babanın yanına git. Gel bakalım benim güzel torunum. Nandu. Büyük baban kendi evine dönüyor. Şimdi beni unutmayacaksın, değil mi?
Umarım büyük babanı hiç unutmaz. Tanrı seni korusun, tamam? Hep güzellikler yanında olsun. Git oğlum. Hadi annenin yanına git. Dur biraz. Lütfen biraz bekle. Ben bir karar verdim. Nando'nun büyük babası bundan sonra bu evde kalacak. Yeah, said he.